HIP ağırlıklı olmak üzere piyasa genelinden bahsedeceğiz. Bugün kripto fiyatları BTT enflasyon verileri önünde yükselirken BTC ve PIP coin kayıyor diye söylüyor. Bu şekilde mevcut bir haber var. Genel olarak altcoin'lerdeki durumlardan bahsetmeye çalışıyor. Şu şekilde bir haber. Şöyle yukarıdan bir başlayalım ne var ne yok diye. Bu arada evet BTT tarafında daha doğrusu yeni adıyla BTTC tarafında gördüğünüz gibi ciddi yükselişler var. Bu noktada vaktiyle de üzerine konuştuğumuz bir kripto para ve inanılmaz yükselişler kaydediyor. Benim açıkçası artık alımını çok önerdiğim bir kripto para birimi değil. Açıkçası bundan önce de değildi yani yükselişten önce de değildi. Kısa süre içerisinde tabii büyük yükselişler kaydetti. Ama ya bu da çok da bir marifet değil açıkçası. Bunun çok çok ileri fiyatları sezon içerisinde yaşanabiliyor. Burada yaklaşık 4 kat civarında bir fiyat yükselişi kaydetmiş. Diyor ki enflasyon verileri önünde yükseliyor. Ha, tabii bir de PİB'e şöyle bir göz atalım. PİB tarafında ne var ne yok. Yarınkinden bahsediyor. Yarın öğlen saat 4.30'da yani yarın saat 16.30'da bildiğiniz gibi ABD TÜFE'si açıklanacak. Bunu gün içinde de bahsettik. Ve piyasada tabii ses getirecek. Yarın saat 16.30'da önceki 3.2 mevcut beklenti 3.1 şahsen beklentim yine 3.2 açıklanması ki inşallah 3.1 olarak açıklanır. Bakalım TÜFE önemli olacaktır. Hemen ertesi gün yani çarşamba günü de saat 21.00'da faiz artırımı beklemediğimiz Fed'in faiz kararı ardından oldukça şahin bir açıklama beklediğim 21.30'daki Powell'ın konuşması meydana gelecek. Piyasada hazır bu kadar ciddi bir gerginlik ortamı varken BTC tarafında da bir düzeltme geldi. Çok hızlı bir şekilde toparladı. Bu halde zaten BTC ile korelasyonu inanılmaz yüksek olan PIP'te de günlükteki EMA 50'ye kadar tam tamına bir büyük bir iğne geldi ve devamında tekrar toparlanma süreci içerisine girdi diye söyleyebiliyoruz. Şu anda da hafif akümülatif davranıyor ve geri çekilme odaklı hareket ediyor biraz. Şu anda piyasadaki varlıkların tamamı Bitcoin'e bağlı. Çok yüksek bir korelasyon gösteriyorlar. İnanılmaz yüksek bir korelasyon gösteriyorlar. PIP tarafında yapılabilecek alımlardan bahsedersek, bu arada PIP iyidir. Yani alım odaklı hareket edilebilecek bir altcoin'dir. Şu anki fiyatları ortalama olarak alınabilecek fiyatlar. 12.5'lara bir düşüşte ekstradan çok iyi alım yapılabilir. Ama buralara kadar bir düşüş olma ihtimali düşük diyebiliriz. O yüzden yatırımcının da sanırım beklemesine çok bir mantık olmayacaktır. Piyasa açılımında erken ATH'lar beklediğim altcoin'lerden bir tanesi olduğunu da ifade etmiştim. Fed'in faiz kararından sonraki piyasada yükselişlerle PIP yönünü 19.5 civarlarına çevirebilecekken yine 2024 içerisinde hatta ilk aylarında ATH'a kadar gidebileceğini düşünüyorum. ABD TÜFE ve ÜFE verilerini beklemesiyle kripto fiyatları bugün düştü ve potansiyel olarak Fed'in gelecekteki duruşunu etkileyebilir. Evet. Negatif bölgedeydi. Yatırımcılar diyor önemli enflasyon verileri öncesinde kenarda kalıyordu. ABD Çalışma Bakanlığı enflasyonu ölçmek için önemli bir gösterge olan TÜFE ve ÜFE verilerini bu haftanın sonlarında yayımlayacak. Aynen başlarında. Öte yandan küresel yatırımcılar faiz artırım planlarıyla Merkez Bankası'nın gelecekteki duruşunu şekillendirebilecekleri bu verileri merakla bekliyor. Bunu göz önünde bulundurarak piyasa gözlemcileri son dönemdeki piyasa oynaklığı temel enflasyon rakamlarını öngörmesiyle ilişkilendiriyor. En iyi kripto fiyatlarına yakından bir bakış. Evet bakalım şöyle bir. BTC'de sert bir geri çekilme olduğuyla alakalı konuştuk. Ardından tekrardan toparladı. Bitcoin fiyatı bakın şu şekilde bir iş gerçekleştiriyor. Yani neredeyse destek noktasına kadar çekilmiş gördüğünüz gibi. Ve şu anda
yaklaşan bir dead cross gösteriyor aslında. Fakat BTC yeniden yukarı yönlü toparlamaya çalışıyor. TÜFE ve faiz kararı beklenirken tabii piyasada bu tarz olaylar olabileceğini anlamak lazım. Fakat piyasada radikallik için, kesin çözümler için de ne yapıyoruz? Yarın ve ertesi günü beklemeye devam ediyoruz. Hala yükseliş trendi tabii ki devam ediyor. Bununla alakalı ekstra bir şey söylemeye ya da üstüne konuşmaya gerek yok. Ben yine 2023 bitmeden 50 bin dolar civarlarını, hatta 2024 başlarında 60 binlere kadar seyredebileceğimizi düşünüyorum. Ether tarafını düşündüğümüz zaman yine Ether de iyi gözüküyor. Hala yükseliş odaklı hareket edildiğini görüyoruz. Ether, bakın, BTC'ye rağmen şu anda azalan bir dominans etkisi. BTC'ye rağmen 2056'lara kadar yoklamadı bile. Aslında pek çok altcoin'e göre fiyatı şiş kaldı. XRP'ye baktığımızda XRP de sıkı bir düşüş yaptı. XRP de şu anki fiyatlardan bir alım yapılabilir. Bakın, günlükte MA50'ye de aşırı derecede yakın. Bulunduğu pozisyonlar alım için çok mantıklıdır. 2024 ilk çeyreğinde 1,5 dolarlara kadar bile ben potansiyelini olduğunu düşündüğüm bir kripto para birimidir XRP. O yüzden mevcut fiyatları kesinlikle değerlendirmeye değer bir altcoin'dir. Dikkat edelim. Sol, yine gün içinde konuştuk Sol'la alakalı da. En sonki düşüşlerden sıkı nasibini alanlardan bir tanesi de Sol coin'di. Bu noktada geri çekilmeler gerçekleştirdi. Fakat piyasa ile birlikte yönlü yukarı doğru muhakkak çevirecektir solda diyebiliriz. Şu an bakın, düşüşleri yapıyor ve tekrar tırmanıyor. Solda daha sert düşüşler olmadıkça, mesela 64 dolarlara kadar, ben aciliyetli bir alımı pek önermiyorum. Adaya şöyle bakalım. Tabii sol içinde, gün içinde de konuştuk. 138-140 dolarlara kadar bir ilk çeyrek hareketi olabilir. Adada şu an ortalama akümülatif seyretmeye devam ediyor. Yaklaşan bir geri çekilme var. Sert gibi dursa da piyasadaki açılımla birlikte bunu da egale edebilir. Şöyle baktığımızda son olarak Shiba'yı görüyoruz. Günlük kapanış önemli. 97 birlerin altı veya üstü kapanışlar Shiba'da farklı fiyatlar getirebilir. İlk çeyrek 4.02'lere kadar hareketlenmelerde bulunabilir. Genel anlamda durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.